Yavuz Sultan Selim Han Camii'nin avlusundan hikayelerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Daha önceki bölümlerde Yavuz Sultan Selim Han ve onun Mısır Seferi ile ilgili hatıralardan, hikayelerden bahsetmiştik. Malumunuz olduğu üzere Yavuz Sultan Selim Han'ın ikinci büyük seferlerinden bir tanesi de, daha doğrusu Mısır'dan öncedir, İran Seferi'dir. Yani İran Şahı'na karşı yapmış olduğu, daha doğrusu Şah İsmail'e karşı yapmış olduğu mücadelelerden bir tanesidir İran Seferi. Şimdi efendim, tabii Yavuz Sultan Selim Han mahiyetiyle beraber, orduyla beraber İran Seferi'ne çıkıyorlar. Anadolu'da bir yerde ordu ilerlerken bir yerde bir çobana denk geliyorlar. Çoban tabii padişahı görünce hemen tanıyor tabii, anlıyor padişah olduğunu. Ve hürmetli bir şekilde karşılıyor ve diyor ki, hünkârım, buyurun gelin, soframızda size bir şeyler ikram edelim, bu şerefe nail olalım der. Tabi der demesine de Yavuz Sultan Selim Han da belki hani kabul edecek ama arkasına döner bakar, ordu var. Ve kendi mahiyeti zaten kalabalık, yani oradaki sürünün tamamını bile kesse ancak kendi mahiyetine yeter. Arkasında bir de çok büyük bir ordu var, yani Osmanlı ordusundan bahsediyoruz. Eyvallah baba, Allah razı olsun. Ancak ben yalnız değilim. Mahiyetim ve ordum var. Bunlara et yetiştiremezsin. Başka bir zaman, yalnız geldiğimiz zaman bir yeriz inşallah. Sofranıza geliriz, otururuz inşallah der. Fakat çoban da pek bırakmaya niyeti değildir. Der ki, sultanım, hele buyurun gelin oturun. Ben size ikram edeyim. Bereketi Allah'tan. Allah kefildir der ve ısrar eder, buyur eder. Yavuz Sultan Selim artık hatırını kıramaz. Yani bu kadar ısrar ettikten sonra işaret verilir, kamp kurulur, herkes iner ve çoban da sürüsünden bazı koyunları seçer ve hani kesip onu pişireceklerdir. İşte askerlere ikram edecekler. Neyse efendim, keserler, derisini yüzerler. Ondan sonra ateşte pişirilmeye başlanır. İşte aradan bir müddet geçtikten sonra pişer. Yalnız yemekleri ikram etmeden önce çoban Yavuz Sultan Selim Han'dan bir ricada bulunur. Hünkârım der, yalnız sizden bir ricam var. Askerlerinize söyleyiniz ve işte adamlarınıza söyleyiniz, yedikleri koyunların kemiklerini kırmasınlar, çöpe de atmasınlar, sofrada dursun der. Ondan sonra padişah da tabii bu emri her tarafa yayar. İşte askerlere duyurulur. Kesinlikle kemiklerin kırılmaması gerektiğinden bahsedilir. Yemekler yenir. Şaşılacak bir şekilde, yani yendikçe sofranın bereketi artmakta ve bütün herkes doymaktadır. Neticede bütün ordu yer, doyar ve sonra da çoban Yavuz Sultan Selim Han'dan bir rica daha bulunur. Der ki, hünkârım, tabi bu sırada Yavuz Sultan Selim Han kendisine teşekkür eder. Hatta ufak bir ödül de verir. Yani aslında olağanüstü bir durum vardır ortada. 3-5 tane koyunla koca bir ordu doymuştur. Sultanın dersinden bir ricam var. Askerlere söyleyin de bütün o kemikleri, işte deriyi, şuyu buyu hepsini, şu gösterdiğin alanı hepsini yığsınlar oraya der. Hemen emir verilir, askerler bir telaş toplanırlar. O bütün kemikleri, işte koyunların başlarını, derilerini, hepsini böyle bir alana hepsini üst üste yığarlar. Sonra o çoban geçer başlarına ve dua etmeye başlar. Bir müddet sonra işte Allah-u Teala'nın hikmeti, Allah-u Teala böyle sevdiği zatlar için, sadık kullar için bazen adetini bozar. Ve onların vesilesiyle bazı normalde olağanüstü hallerin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Evet, o duasının neticesinde o kemikler birleşirler ve her biri birer koyun olur. Ve işte derileri, şunları bunları hepsi de üstüne giydir ve hepsi koşarak giderler. Yani efendim, biraz önce o etleri sonuna kadar yenmiş, sıyrılmış hayvanlar bir anda bir bütün hayvan olur. Tekrar sürüye giderler. Yalnız bir tanesi giderken topallamaktadır. Padişah çobana döner. Çoban efendi der, bu hayvan niye topallıyor? Sultanım der, herhalde askerlerinizden bir tanesi
yerken kemiğini kırmış, kemiğini kırdığı için koyun topallıyor der. Yavuz Sultan Selim Han biraz mahcup olur, der ki ey çoban efendi, anlaşıldı ki sen Allah-u Teala'nın sadık kullarından bir tanesisin. Biz haddimiz olmayarak sizi imtihan için onu kırmıştık. Kusura bakmayın, Allah-u Teala razı olsun der ve dualarını ister ve sefere doğru yola çıkarlar.